Adana Spor Zorlu Osmanlı deplasmanından bir puanla döndü turuncu beyaz takım. Bu karşılaşmayı 10 kişi tamamlamasına karşın ikinci yarıda bulduğu gollerle geriden gelip bir puan almayı başardı. Adana Spor Teknik Direktörü Levent Eriş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Levent Eriş iki devreli müsabaka oynadık. Yine geriye düştüğümüz bir müsabaka ama bu sefer çok erken bir süreçte eksik kaldık. İlk devresi hiç bize yakışmayan bir mücadele oldu. Geldiğimiz bu süreçte ilk devrede isteklerimizin hiçbiri olmadı. Tabii ki birçok nedenleri var. Oyuncularımın bazılarının henüz hazır olmaması da en büyük nedenlerden. Maalesef takıma sonradan katılmalar, kampta bireysel anlamda iyi çalışmamaları bazen böyle eksikliklere neden olabiliyor. Birinci yarıyı hem sayısal hem bazda hem de oyunsal anlamda eksik oynadık. İkinci devre yapmamız gerekenleri yaptık. Tüm riskleri aldık. İki santrafora döndük. Orta sahayı üçlülük ve iki kuvvetli santraforumuzla maçı değiştirmeye çalıştık. Bunda başarılı olduk. 2-2'den sonra bulduğumuz pozisyonları gole çevirebilseydik belki maçı kazanacaktık. Osmanlı Spor takımında da son derece başarılı oyuncular var. Bireysel anlamda da 4-5 tane kreatif oyuncu mevcut. Zor bir müsabakaydı ama zorluğu bizim o sayısal eksikliğimiz ve ilk devredeki yapamadıklarımızdan kaynaklandı. Neticede buraya kadar bizi desteklemeye gelen taraftarlarımızın yüzünü Eymedik. Onlara mağlubiyet yüzü göstermeden birazcık da olsa ödüllendirmeye çalıştık. Elbette kazanmayı çok isterdik dedi. Osmanlı Spor karşılaşmasının ardından Adana Spor taraftarı saldırıya uğradı. Adana Osmanlısporla deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın bitiminden sonra saha dışında olaylar çıktı. Adana Spor taraftarı polisin biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı stat dışındaki bazı taraftarlarla esnafın Adana Spor taraftarına küfredip bıçaklı saldırıda bulunduğu taraftarların da karşılık verdiği ifade edildi. Ancak polis bıçaklı saldırı ve hakaretleri görmezden gelip mağdur Adana Spor taraftarına çok sert müdahale etti. Biber gazından dolayı bayılanlar olduğu açıklandı. Bu arada Osmanlı Spor müsabakasından sonra çıkan olaylar neticesinde rahatsızlanan ve Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Resul Acar isimli Adana Spor taraftarının sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edileceği açıklandı.